Ayşo Speed'i bilirsiniz. Umarım ismini doğru söyleyebilmişimdir kendisini. Kendisi hem YouTuber hem de bir Twitch yayıncısı. Aynı zamanda yaptıklarıyla ünlü olmuş bir kardeşimiz. 18 yaşında hatta Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi. Yani doğru kişiyi ünlü ettik Bazı Türk harfleri söyleyemiyor. Orası ayrı muamma ama. Kendisi birkaç gündür yoktu. Yani ne yayın yapıyordu ne de böyle işte internet ortamında YouTube'da falan takılıyordu ve Ayşe Osipit'in aslında hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Yani bölümü haber düştü. Haberi okuyayım arkadaşlar ben size. Twitch yayınlarıyla bilinen ve milyonlarca izleyicisi olan Ayşe Osipit sosyal medya hesabından bir video paylaşılar. Hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ünlü yayıncı Cluster Head böyle bir hastalık var. Bunun i̇smi de bir baş ağrısı hastalığıymış. Çok böyle şiddetli bir baş ağrısı hastalığıymış. Küme baş ağrısı olarak geçiyormuş, bunun tabiri, ölümcül bir baş ağrısı hastalığı olarak da e, söyleniyormuş. Şu anda uyuyamıyorum diye yemek yemiyorum diye bir açıklama yapmış. Tabi son hali de var. Bu hastalığa şimdi peki bu hastalık nedir diye kısa bir şekilde anlatalım. Küme baş ağrısı, başın bir tarafında tipik olarak göz veya gözler etrafında tekrarlayan şiddetli bir baş ağrısı diye geçiyor göz sılanması, bunun tıkanıklığı, göz çevresinde şişkinlik falan vesaire. Bu semptomlar tipik olarak 15 dakika 15 saat sürüyor. Ataklar genellikle haftalarca ve aylarca sürüyor. Yani bayağı bir kötü hastalık diyebilirim. Ayşol Sipidi tanımayanlar için de bir anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri'ne dünyaya gelmiş ve 2005 doğumlu benden 3 yaş küçük. Gerçek adı ise Darren Watkins olarak geçiyormuş ve 1.78 boyunda olduğunu söyleniyor. Ve 61 kilodur. Ayşal Sipit'in biliyorsunuz ki bir hayali vardı Ronaldo ile tanışmak ve Ronaldo'nun, Ronaldo ile tanıştığını zaten görüp bir stat çekişine karşılaştı ve sevmişler ne yapacağı bilinmemişti. <gülüyor> 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 oh <my God. gülüyor> Ve şekilde şekilde gelen ünlü yayıncıya, ünlü yayıncıya da daha doğrusu Ronaldo sakin ol demişti biliyorsunuz. Tanışma sırasında ise Spit'in sağ konuda bileklikler varmış. Dikkat çekmiş. Ünlü yayıncının bir iddiayı kaybetme sonrası birini yaptırdığı Messi dövmesi biriklerini de kamufle ettiği göründü. Yani arkadaşlar bugün Ayşo Spit'in hastalığını anlatmaya çalıştım. Elinin geldiğince dilimin döndüğünce kendinize iyi bakın.